Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Saha Akademi'de savunma sanayi yöneticilerine yönelik denizlerin altında uzayın derinliklerine roket ve füze sistemleri konulu etkinlikte konuştu. Defense Türk'ün sorularını yanıtlayan İkinci, Ay Ayar Arayıcı başlıklı MAMNE'nin testlerinin devam ettiğini aktardı. Buna ek olarak İkinci, yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunulacağını paylaştı. MAMNE için Ay Ayar Arayıcı başlık geliştirileceği bilgisi Defense Türk tarafından İDEF 21 fuarında edinilmişti. MAMNE'nin sık sık kara araçlarına karşı kullanıldığı göz önüne alındığında, Ay Ayar başlık özellikle hareketli ve lazer ikaz sistemleri ile donatılmış araçlara karşı ideal bir seçim olacaktır. Konvoylara yapılacak saldırılarda da Ay Ayar başlığın sağlayacağı aynı anda birden fazla hedefe angaje olabilme yeteneği saldırıların daha seri icra edilmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda elektro-optik temelli bir güdüm tipi olan Ay Ayar güdüm, hava-yer mühimmatlarında kullanıcıya terminal safhada man in the loop imkanı tanımaktadır. Bu sayede operatör tarafından mühimmat İHA-2'ya iletişimi sağlandığı takdirde anlık hedef değişikliği yapılabilir. MAMNE için planlanan diğer geliştirmelerin yanında karıştırmaya dirençli, GPS parçacık tesiri iyileştirilmiş bir harp başlığı da yer almakta. Saha Expo 2022'de Roketsan ve Baykar Teknoloji arasında Ay Ayar güdümlü MAMNE mühimmatı için sözleşme imzalanmıştı. Ay Ayar MAMNE mühimmatı için Haluk Bayraktar, Ay Ayar görüntü işleme ile yeni bir evreye geçildiğini aktararak mühimmatın menzilinin geliştirileceğini ifade etmişti. Murat ikinci konuşmasında Ay Ayar mühimmatlar ile daha uzun menzillere ulaşılacağını ve her türlü hava koşulunda hedeflerin etki altına alınacağını aktardı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ise mühimmatların hassas vuruş kabiliyetindeki gelişimine vurgu yaparak iki firmaya da teşekkürlerini ifade etmişti. Lazer işaretlemeye olan bağımlılığın olmamasından dolayı Ay Ayar güdümlü MAMNE, operasyonel irtifası TB2 ve Anka SİHA'lara göre daha yüksek olan Akıncı TİHA'da söz konusu yüksek operasyonel irtifadan daha fazla istifade edilmesini sağlayacaktır. Bu durum çoğu EO sistemi için belli bir mesafe sınırı olan lazer işaretlemeye olan bağımlılığın olmamasıyla beraber ele alındığında MAMNE'nin daha uzun menzillerden kullanılabilmesini de sağlayacaktır.